Beyler vaziyet kötü. Haberlerimiz kaliteli olmasına karşın son derece az izleniyor. Hele kanalların biri haberleri aldı götürdü. Ratingler de devamlı birinci. Çok haklısınız efendim. Onlar magazini ön plana çıkardılar. Maalesef bizim halkımız da böyle şeyleri seviyor. Bir şeyler yapmalıyız. Ben sizinle aynı fikirde değilim. Kaliteli haber her zaman ilkimiz olmalı. Size öyle geliyor. Şu yan masada oturan iki kadının konuşmasını bir dinleyin. Kanal 8'in haberlerini izledin mi şekerim? Ayol izlemez olur muyum? Spikerin saç modeline bayıldım. Hele o giydiği tayyör. Ha, anladım. Hani şu emekli kuyruğunda beklerken ölen adamın haberini okurken giydiği çimen yeşili tayyör. Yok be şekerim, kırmızıdan bahsediyorum. Hani Konya yolunda bir kaza olmuş da 40 kişi mi ne ölmüş. Onu okurken giydiği tayyör. Ah Ayten, o kadar güzeldi ki. Ama bana kaşları biraz fazla kalın geliyor. Hani şu okulu olmayan köyü okurken baktım da bayağı erkek gibi kaşları. Bilmem, ben dikkat etmedim. Ay bak dikkat et. Gördüğünüz gibi genelde insanlar haberlerin içeriğiyle hiç ilgilenmiyor. Spikerlere, onların giysilerine bakıyor. Ama bunlar istisna abi. Halkta bu giysileri alacak para nerede? Millet böyle düşünmez. Şunları da bir dinleyin. Abdülhan, akşam Kanal 8'in haberlerini seyrettin mi? Yok. Ne oldu lan? Önemli bir haber mi var? Bilmem, ben haberleri seyredemedim ki. Spiker karıya bakmaktan. Lan, karıda bir gülüşler var lan, böyle füze gibi. Lan dün akşam içinde sütyen yoktu değil mi lan? Şef. Ama o karı zaten hiç sütyen kullanmazmış. Ben biliyorum. Bizim Hasan söyledi. Ama karının Allah'ı var. Dünkü haberleri sunarken enflasyonun %140'a falan vardığını söylerken o memeler zıpır zıpır zıplıyordu. Allah'ım inkar edeyim. Tüh ulan, ben o sıra servisteydim. Ya lan ben haber başlar başlamaz hemen Kanal 8'i açıyorum. Benim karıya çaktırmıyorum. Bazen bir elbise giyiyor. Ne yap böyle her bir yerler meydanda mı? Oh, ah! Ulan o karıyla bir gece birlikte olayım. 10 milyar borcum oldu. Sen var ya yavşaksın yavşak. İnsan arkadaşına haber vermez mi lan? Geliyorum efendim. Gördüğünüz gibi başka yerlerdeki aksiyon reyting getiriyor. Galiba haklısınız. O zaman yapılacak şey gayet basit. Haber programlarına bu gözle el atın. Kanal 8'i geride bırakmalıyız. Başbakan ve Dışişleri Bakanı dış geziye çıktılar. Ekmeğe yine zam geldi sayın seyirciler. Ali Bey köyü su bastı. 2 kişi öldü. Harika. Ratingleri alt üst etmişizdir. Herhalde. Fikir güzeldi kardeşim. Rekor kıracağız, rekor. Çok sevinmeyin. Kanal 8'e bakın. Ne olmuş? Şimdi de bir zam haberi sayın seyirciler. Ama hemen ürkmeyin. Değerli iş adamı Koç'un da katkılarıyla bu yıl enflasyon aşağı çekilecek. Her şeye küçük küçük zamcıklar yapılacak. Kanal 8'in yeni haber spikerine bak. Bu kadar da olmaz ya.